Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli aracı dostlarım. Hepinize öncelikle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bugün gerçekten çok önemli bir konuyu ele alacağız. Çünkü Türkiye'de gerçekten bal üretimi noktasında bir sorunun olduğunu herkes dile getiriyor. Kovan başına bal üretimi anlamında gerçekten Türkiye dünya ortalamasının altında. Çünkü arıcılarımız farkına varmadan ya da farkında olarak bazı hatalar yapıyor. Dolayısıyla da ortaya pek de parlak bir tablo çıkmıyor. Bu ülkeyi ele alacağımız konu, arıcılar ne tür hatalar yapıyorlar? Neden gerekli verimi elde edemiyoruz? Birazcık bu konuya değinelim. Bakalım arıcılar genel manada ne tür hatalar yapıyor? Belki bu hatalardan ders çıkartarak daha doğru işlere yöneliriz. Bir kere yani Türkiye coğrafyasına baktığımızda çok farklı bitki çeşitlerinin Türkiye'de bulunduğunu görüyoruz. Yani örneğin tüm Avrupa'da 12 bin çeşit bitki varken bu bitkilerin 9 bin çeşidi Anadolu'da yer alıyor. Yani Anadolu gerçekten bu anlamda oldukça zengin bir bölge. Dünyanın belki de en önemli coğrafyalarından birisi. Ya böyle bir bölgede gerçekten çok farklı ballar üretiliyor. Anadolu'nun her bir tarafından çok nitelikli ballar söz konusu ve dünyada dereceye giren ballarımız var. Fakat esas sorun Türkiye'de verimlilik değerli arkadaşlar. Yani arıcılarımız bir çaba ortaya koyuyor, büyük mücadele veriyorlar. Fakat koloni başına bal verimine baktığımızda oldukça düşük olduğu görünüyor. Evet, Türkiye değerli dostlar, kovan varlığı anlamında dünyada 3. sırada. Ya birinci Hindistan, en çok kovan varlığına sahip bir ülke. 2019 yılında 12 milyon civarında bir kovan varlığı varmış. Çin mesela 9 milyon kovan varlığıyla ikinci sırada. Türkiye 8.128 kovan varlığıyla 2019 yılı itibariyle 3. sırada yer alıyor. Ya Türkiye'den sonra İran geliyormuş mesela. İran'da da arıcılık oldukça ön planda olan bir ülke. Bal verimine baktığımızda dünyada yani bal üretim miktarına baktığımızda Türkiye ikinci sırada görünüyor 2019 verilerine göre. Yani Çin mesela kovan varlığı anlamında Hindistan'dan sonra ikinci sırada olduğu halde Çin bal üretiminde birinci sırada. Türkiye ise ikinci sırada. Dünyada kovan başına bal üretimine baktığımızda değerli arkadaşlar dünya ortalamasının 2019 verileriyle 20 kilo, 20,7 kilo civarında olduğu görünüyor. Çin'de mesela kovan başına bal üretiminin 48-49 kilo arasında olduğu görünüyor. 2019 itibariyle Türkiye'de kovan başına bal verimi ise 14 kilo değerli dostlar. Almanya'da mesela 30 kilo kovan başına bal verimi. Dolayısıyla Türkiye gerçekten hak ettiği bir sonucu alamıyor. Peki neden biz bu şekilde bir çaba ortaya koyduğumuz halde gerekli verimi alamıyoruz değerli dostlar? İsterseniz şimdi arıcıların hangi konularda hata yaptığı üzerinde bir duralım. Belki bu hatalardan ders çıkartırız ve bir daha bu hatalar yapmayız ve istediğimiz sonucu da elde edebiliriz. Öncelikle arıcının değerli arkadaşlar kendisiyle ilgili yaptığı bir takım hataları söz konusu. Her şeyden önce bir arıcı ruhsal, fiziksel ve teknik donanım sahibi olmadığı halde arıcılığa başlıyor. Oysa ki arıcılık bir gönül işi, bir donanım işi gerçekten. Bu işe başlamadan önce kişi hem ruhsal anlamda, hem fiziksel anlamda, hem de bilgi anlamında kendini donatmış olmalıdır. Ya sağdan soldan elde ettiği derme çatma bilgilerle arıcılığa başlamak ya da işte ben şöyle bir başlayayım, kervan yolda dizilir misali, bu işi zaman içinde öğrenirim deyip zarar edince de havlu atan arıcılar söz konusu oluyor etrafımızda, biz bunu görüyoruz. Onun için özellikle arıcılığa başlayacak olan genç kardeşlerimize önerimiz, bir kere kendinizi donatın değerli arkadaşlar. Kendinizi hazır hissettiğinizde, ruhsal, fiziksel ve teknik anlamda hazır hissettiğinizde bu işe başlayın. Bir başka yapılan hata,
uygun olmayan bir coğrafyada arıcılığın yapılması değerli dostlar. Yani kabul etmek gerekir ki arılar balı çiçekten topluyor. Dolayısıyla da bizim arıcılık yaptığımız bölgenin çiçek ya da salgı balları anlamında yeterli popülasyona sahip olması gerekiyor. İlla da arıcılık yapmayı düşünüyorsak bu anlamda daha zengin bir bölgeye göç etmemizde fayda var değerli dostlar. Bir başka yaptığımız hata, ben bilirim deyip hiç araştırma yapmadan, kitap okumadan, işte bu işin ustası, işin erbabı kişilerden öğrenmeden bu işi sürdürmeye çalışmak da değerli arkadaşlar, geleneksel usullerle ortaya gerçekten kötü bir manzarayı ister istemez çıkartıyor. Bir başka arıcıların yaptığı hata, sahte bal üretip iyi bir iş yaptığını zannediyor değerli arkadaşlar, kimi arıcılar. Oysa ki bu geçici bir mutluluk olabilir. Yani siz çok fazla bal üretebilirsiniz şeker ya da değişik katkılar katarak, ama bu işin devamlılığı söz konusu olmadığı için belli bir süre sonra değerli arkadaşlar zarar yazmaya başlarsınız. Ortaya belli bir sermaye koymadan bu işe başlamak da değerli arkadaşlar başka bir hata. Yani arıcılığın gerçekten belli bir gideri var. Eğer illa da arıcılığa başlayacaksa bir kişi durumuna göre bir kovan sayısıyla başlamalıdır. Az paramız varsa 2 kovanla, 3 kovanla, daha çok paramız varsa daha çok kovanla arıcılığa başlamakta fayda var. Yine arıcılar çok aceleci davranıyor değerli arkadaşlar, kimi arıcılar. Bazıları çok pimpirik oluyor. Oysa ki bu iş çok aceleye gelmez. Çünkü aceleye geldiğinde daha çok hata yapar kişi. Tabii ki kimi zaman hızlı hareket etmek gerekir. Ama bu hareket kontrollü bir şekilde yapılmalı değerli arkadaşlar. Çok fazla böyle ele yağ birbirine girmemelidir. Gene bir başka hata şu. Arıların işleyiş düzenine ayak uyduracağına kimi arıcılar arıları kendine uydurmaya çalışıyor. Ya, oysa ki arıların bir doğası var gerçekten. O doğasını, o hareket tarzını, o gelişim sürecini bilerek ona göre kendimizi konumlandırmak ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bir başka yapılan hata, tembel kişiler bu işi yapmaya çalışıyor değerli arkadaşlar. Oysa ki arıcılık tembel insanların işi değildir. Yani arılar kesinlikle dakiktir ve zamanla hareket ederler. Bugün yapılacağı işi eğer yarına bırakırsa arıcılarımız sonuçta bir hayli zarara uğruyorlar. Örneğin arı oğul verecekse oğul kaçıyor. Ya da işte arada bir hastalık varsa müdahale etmediği için o hastalık bütün koloniyi sarıyor ve arılar telef oluyor gibi tembelliğe gelen bir iş değil değerli arkadaşlar. Bir başka yapılan hatalardan birisi, arıcılık yapılan coğrafyanın hangi özelliğe sahip olduğunu bilmiyoruz değerli arkadaşlar. Ne zaman çiçek açıyor? O bölgede hangi tür çiçek popülasyonu var? Ya da işte hangi tür salgı ballarını almak mümkündür? Bunu bilmeden o bölgede arıcılık yapmak da bir başka hatalardan birisi değerli arkadaşlar. Bir başka yapılan hata, arıcıların kayıt tutmaması değerli arkadaşlar. Çünkü insan gerçekten unutuyor. Hangi kolonide durum neydi? İşte ne zaman o koloniye müdahale etmem gerekir gibi bir takım önemli bilgileri, ana arıyla ilgili bilgileri, koloninin mevcudu durumuyla ilgili bilgileri kayıt defterlerine mutlaka kaydetmemiz ve zaman zaman da onu çevirip bakmamız ya da yeniden bir kontrol etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Bir başka yapılan hatalardan birisi de zamanında arıya müdahale etmemek. Çünkü arılar sizi beklemez değerli arkadaşlar. Ne zaman bala yönelecek, ne zaman oğul verecek, işte ne zaman kovanı terk edecek gibi arıların kendi işleyiş düzenine uygun olmadan arılara zamanında müdahale yapmaktan gene yapılan hatalardan birisi. Bir başka şey, arıları kendi haline bırakmak değerli dostlar. İşte ben doğal bal üretmek istiyorum. Hiç arıma dokunmuyorum. Kısmette ne varsa o olur ya da Allah ne verdiyse o olur şeklinde hareket edenler çok fazla bir verim elde edemiyor değerli dostlar. Çünkü yapılan çalışmalar şunu göstermiştir. Siz arıya doğru bir şekilde müdahale ettiğinizde
onun işleyişine ayak uydurduğunuzda bal verimini birkaç kat artırdığı gerçeği ortada dururken, siz arıları kendi haline bırakırsanız gene gerekli verimi alamazsanız değerli arkadaşlar. Bir başka yapılan hatalardan birisi de sadece bal üretimine odaklanmak ve diğer arı ürünlerinden pek fazla bir beklenti içine girmemek. Oysa ki arıcılık sadece bal üretimine dayanan bir meslek değil değerli arkadaşlar. Bunun yanında işte polen, propolis, işte pelga, ana arı üretip satma ya da arı çoğaltıp satma gibi pek çok yan gelirlere sahip bir meslek olduğunu da bilmek ve bu konuda da kendimizi geliştirmek gerekiyor. Evet. İsterseniz biraz da arı kovanıyla ilgili yapılan hatalara bakalım değerli arkadaşlar. Kimi arıcılar eski ve yıpranmış kovanlarla çalışmayı tercih ediyor. Oysa ki eski ve yıpranmış kovanlar hastalık ürettiği gibi arının sağlıklı bir şekilde gelişmesinin önünde de bir engel değerli arkadaşlar. Onun için eğer verim almak isteniyorsa kovanlarımızın hem sağlıklı hem de sağlam olmasında fayda var. Bir başka şey, kovan satın alırken daha çok kalitesine değil fiyatına bakılıyor. İşte daha ince, daha kötü bir kovan satın alındığı için de arıların sönmesine ya da gelişmemesine. Gene kovanlarla ilgili yapılan bir başka hata, kovanlar yanlış yere yerleştiriliyor. Oysa ki arılar işte dere işlerinde, rüzgara maruz kalınan bölgelerde ya da tam böyle tepelerde ya da işte sel baskınlarının olduğu yerlerde falan durmadan tehlikeliyle karşılaşıyor değerli dostlar. Onun için kovanları yerleştirirken özellikle kovanların bulunduğu yere de dikkat etmek gerekiyor. Yine kovanları koyarken toprağa koyanlar olduğu için kovanlar topraktan tabii ki rutubet çekiyor ve kovanda da rutubet oranı yükseldiği için arılar bu işten zarar görüyor değerli arkadaşlar. Yine kovanlarla ilgili yapılan bir başka hata, kovanlar zaman zaman dezenfekte edilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Arıcılar bu dezenfekte Bu şekilde yapma işini ihmal ediyor. kırmızı uçma tahtası. Oysa ki arılar en ufak bir mikroptan dahi hoşlanmaz değerli arkadaşlar. Onun için Kül zaman tahtanın zaman içinde mutlaka kovanların pürüzler var. dezenfekte İçinde uçurtan edilmesi kurtçuklar gerekiyor. var. Onların temizlenme Bir işlemi başka yapılan önemli. hata kovanlara ilgili. Kovanları koyacağımız bir yer teşkil edilmeden rastgele sağa sola kovanlar koyuluyor ve onlar da tabii ki çevreden mikrop kaptığı için ya da işte olumsuz etkilendiği için temiz ve hijyenik olmuyor değerli arkadaşlar. Bir başka şey kovanlarla ilgili yapılan hata, kimi arıcılar çok hevesli olduğu için ikide bir kovanı kurcalıyorlar ve kovanın kapağını falan açıp çerçeve kontrolü yapıyorlar, arılara falan bakıyorlar. Yani arılara ihtiyaç olduğu zaman bakılmalı değerli arkadaşlar. Öyle rastgele ikide bir işte her gün arıların kapağını açıp onları rahatsız etmek pek doğru değil. Bir başka şey kovanlarla ilgili yapılan hatalardan birisi de gürültülü bir şekilde kovanı açmak. İşte duman vurmadan böyle paldır küldür hareket ederek kovanlar açıldığında arılar hepten rahatsız oluyor ve saldırganlaşıyorlar değerli arkadaşlar ve düzenleri bozuluyor, stresleri yükseliyor. Kovanları daha çok koyarken korunaklı alanlara koymak gerekiyor. Kimileri bunu da dikkate almıyor. Özellikle dışarıdan işte yabani hayvanların falan zarar vermeyeceği, işte birilerin girip de kovanlara falan zarar vermediği bir yere kovanlarımızı koymamız gerekiyor. Bir başka konu ise koloni yönetimle ilgili yapılan hatalar değerli arkadaşlar. Oysa ki koloni yönetimi gerçekten çok önemli. Siz her şeyi dört dörtlük yapsanız bile arıları en iyi kovanlara koysanız, en iyi yerlere falan götürseniz koloni yönetimi gerçekten uzmanlık isteyen bir süreç. Bir koloni yönetimle ilgili hangi hatalar yapılıyor buna baktığımızda bir kere arının karakteristik özelliğini bilmeden kimi arıcılar her arıdan aynı performansı bekliyor. Oysa ki her arı ırkının kendine has bir karakteristik özelliği var. Onun için kovandaki kolonilerin cinsini ve karakteristiğini bilerek hareket etmekte fayda var.
Evet, yapılan bir başka hata ise arkadaşlar, araya ikide bir ilaç, antibiyotik ya da işte besleyici bir takım ürünler vermek de gene pek uygun bir tutum değil. Kimi arıcılar benim arılarım güçlü olsun, işte vitamin vereyim, daha böyle sağlıklı olsunlar deyip onların gelişimine ve doğasına ikide bir müdahale ediyor. Bu da doğru değil. Kimi arıcılar kovana, yani koloniye ne zaman ne şekilde müdahale edeceklerini bilmeden hareket ediyorlar değerli arkadaşlar. Bunu çok iyi bilmek gerekir ve yerinde ve zamanında müdahale etmek gerekiyor. Kim arıcılar yanlış müdahale yapıyor değerli arkadaşlar kolonilere. Örneğin mesela kolonide işte besin stoğu eksikliği varsa o koloniye çerçeve ekliyor ya da işte mevcut düşükse çerçeve ekleniyor. Ya da işte arıda bir hastalık varsa ona yeniden besin verilmeye çalışılıyor. Takviyeler falan yapılıyor. Bu da arıcıdan yaptığı hatalardan birisi. Kim arıcılar sadece koloni sayısıyla uğraşıyor değerli arkadaşlar. Nitel varlığından ziyade, yani arıların performansından ziyade benim arım çok çok olsun, şöyle yayayım tarlaya doğru falan, insanlar görsün düşüncesiyle arılarını bölüp parçalıyorlar. Tabii zayıf arılar söz konusu olunca da ortaya vahim bir tablo çıkıyor. Kim arıcılar kaldıramayacağı bir yükün altına giriyorlar değerli arkadaşlar. Yani 20 arıya bakabilecek bir kişi işte 100 tane arıyı saklamaya çalışıyor. Hizmeti yeterince yapamadığı için de gene ortaya bazı hatalar çıkıyor. Ben mesela kendim, evet, arıcılık yapıyorum ama Merhabalar. aynı zamanda Bugün çalıştığım konuşacağımız için konumuz yeterli bağ zamanım bağlantısı olmadığı ve için en fazla bağlantı 30-40 teknikleriyle koloniyle ilgili mesela hareket sizin ediyorum. bağ sağlığınız açısından Yani elin üzerinde faydalı kolonim olduğunu olsa, 100 tane kolonim düşünüyorum. olsa, Tamam. ya onlarla baş edemeyeceğimi biliyorum. Bağ sağımı yaparken balı sağa sola bulaştırıp yağmacılık durumunu yaratanlar da gene vahim bir hata yapıyorlar değerli arkadaşlar. Yağmacılıktan dolayı kimi koloniler telef oluyor. Onun için özellikle bağ sağımı yaparken ve bağ sağımı sonrasında da kovanlardaki balı sağa sola bulaştırmamak gerekiyor. Bir başka koloniyle ilgili yapılan hata, kış mevsimine genç mevcutta girmemek değerli dostlar. Oysa ki arıların bir ortalama ömrü var. Özellikle kış aylarına, güz mevsiminde daha çok yumurta attırarak ana arıya ve genç mevcutta kışa girmek oldukça önemli. Bir başka şey, genç analarla çalışmayıp, benim çalıştığım ana arı güçlüdür, durmadan yumurta atıyor, ben onunla çalışmaya devam edeceğim deyip ısrar ediyorlar ve o alanda tabii performansı düşünce de koloniler sönüyor değerli arkadaşlar. Bir başka şey, soğuk ve çok sıcak havalara karşı önlem alınmıyor. Özellikle soğuk havalarda, yani çok soğuk hava söz konusu ise arılar tabii ki kovan içerisini yeterince ısıtamadığı için telef olabiliyor ya da çok sıcaksa hava ve önlem alınmadıysa da gene arılar bu işten zarar görüyor değerli arkadaşlar. Zayıf kolonilerde medet ummak da bir yapılan başka hata. Bunu herkes söylüyor. Yani rahmetli Muhsin Doğaroğlu bunu sürekli söylerdi. Yani zayıf 20 tane koloni olacağına 2 tane güçlü koloni olsun daha iyidir şeklinde. Bir başka yapılan hata ise arıyı sıkıştırmamak değerli arkadaşlar. Çerçevelerin sayısını azaltmadan, arıyı sıkıştırmadan kış ya da erken ilkbaharda erken ilkbaharda mevsime girmek gene yapılan hatalardan birisi. Arı ne kadar sıkışık olursa o kadar iyi sonuç elde edilir. Bir başka yapılan hata yanlış zamanda arıya kat atmak. Yani arının tabii ki kat ihtiyacı söz konusu olabilir. Ama işte ben yarın bir gün unuturum ya da işim var deyip zayıf bir koloniye kat atıldığında da bazı hastalıklara davetiye çıkartılıyor. Bir arı hastalığı ortaya çıktığında da gene ona yanlış müdahale etmek de bir hata değerli arkadaşlar. Hastalıkların ortaya çıkması durumunda nasıl müdahale yapılacağını da iyi bilmek gerekiyor. Hiç yokken koloniye bir ilaç vermek ya da işte hastalık var düşüncesiyle vitamin ya da başka şeyler vermek de bir hata değerli arkadaşlar. Arı hastalıklarını tanımak ve hastalıkları karıştırmamak gerekiyor. Kimi arıcılar bunu da karıştırıyor. İşte örneğin Amerikan yavru çürüklüğü ile Avrupa yavru çürüklüğünü karıştırarak
Ona göre müdahale yapılıyor. Bu da ciddi bir hatalardan birisi. Temiz malzeme kullanmayıp hastalığa sebep olmak da bir hata değerli arkadaşlar. Hastalıklar bazen de temiz olmamaktan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkıyor. Özellikle kovanların temiz olması gerekiyor ve hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Kulaktan dolma bilgilerle hastalıkları tedavi etmeye çalışmak da yapılan hatalardan birisi. Her işin tabii ki bilimsel bir yönü var değerli arkadaşlar. Konuyu iyice araştırıp ya da çok iyi ustalara sorup ona göre bir hastalığa karşı nasıl mücadele edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Hastalıklara müdahalede geç kalmak da bir hata. Örneğin işte arılarda yavru çürüklüğü oluştuysa bu zaman içerisinde hepten gelişip Amerikan yavru çürüklüğüne dönüşmesi durumunda artık müdahalenin bir anlamı kalmıyor değerli arkadaşlar. Yoğun ilaçlama kullanmak da hastalıklara karşı müdahale yapmak da doğru değil. Bu da vahim hatalardan birisi. Bir de kullanılan ilaçların balda kalıntı yapması da bir hata arkadaşlar. Kullandığımız ilaçlar zaman zaman balda da kalıntı yapıyor. Onun için ilaçların kullanma zamanını da iyi ayarlamak gerekiyor. Sağlığa zarar vermeyecek bir şekilde ilaçları kullanmakta fayda var. Değerli dostlar, burada ben derlemiş olduğum bazı arıcı hatalarından bahsettim. Elbette farklı hatalar da söz konusudur. Size de ricam varsa başka arıcı hataları onları bize yazın değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yazmış olduğunuz makalemiz de var. Orada da güncellemeler yaparız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz değerli dostlar, lütfen kanalımıza abone olunuz ve beğenilerinizi ve yorumlarınızı bizden esirgemeyiniz değerli dostlar. Artvin Arıcılık olarak hepinize başarılı, mutlu ve bereketli sezonlar diliyorum. Hoşça kalın.